8'de sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Şimdiki konuğumuz ortodonti uzmanı Profesör Doktor Tancan Uysal. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. İzmirlerden bu yana ayaklarınıza sağlık. Size sağ olun. Çok teşekkür ederim. Mutluluklar duydum ben de geldim. Teşekkürler. Hocam hoş geldiniz. Sağ olun. Hoş bulduk Fatih Bey. Hocam süt dişleri halk arasında düşecek zaten. Hani altından yenisi gelecek denerek çok fazla önemsenmez. Evet. Evet. Bu konuda ortodontik tedavi planlamasında bu süt dişlerin önemi nedir? Bunlara yönelik olarak neler yapmamız gerekiyor? Yani ortodonti demek yalnızca dişleri sıralamak, dişleri düzeltmek, yamuk dişleri düzeltmek değil aslında bakarsanız. Başta başına koruyucu ortodonti diye bizde temelden öğretilen bir bilgi var. Bunun da en temelini aslında bakarsanız süt dişleri oluşturuyor. Normal şartlarda süt dişlerinin bir şekilde 20 tane alt, 10 tane altta, 10 tane üstte 20 tane süt dişinin güzelce sıralanması gerekiyor. Bu dişlerin arasında, süt dişlerinin arasında böyle ayrıklıkların olması gerekiyor. Normal şartlarda insanlar böyle bir bakarlar, dişleri hep çok güzel süt dişleri döneminde. Ama alttan dişler çıkmaya başladığı zaman bir bakarlar çapraşık çıkıyor. Aa derler ki süt dişleri inci gibiydi hocam ama alttan gelenler çapraşık geldi. Normal şartlar, tekrar söylüyorum, süt dişlerinin böyle birazcık aralıklı olması gerekiyor düzgün sıralanması için. Çünkü süt dişlerinin boyutları ile alttan gelecek olan dişlerin boyutları arasında farklılar var. Alttan gelenler biraz daha büyük. Onun için bu aralıklar bizim için önemli. Bir diğer konu, dişlerin boyutları gerçekten, süt dişlerinin boyutları önemli. Hep halk arasında dediğiniz gibi süt dişleri nasıl olsa düşecek deniliyor ama süt dişi deyip geçmeyin. Alttan gelecek olan her bir dişin yerini tutuyor bu süt dişleri. Erken dönemde çürürlerse, yani genellikle süt dişleri ara yüzden çürüyorlar. Arkadaki dişler yavaş yavaş öne doğru kayıyorlar. Büyük ağız dişi geliyor arkadan 6 yaşında. Ve ne kadar öne doğru dişlerde çürükten ya da çekilmeden dolayı öne doğru geldiyse, alttan gelecek olan dişler çapraşık çıkıyor, köpek dişleri yukarıdan çıkmaya başlıyor. Ondan sonra problem. Neyse temeli? İşte süt dişlerinin gerçek zamanda dolgusunun yapılmaması, tedavinin yapılmaması. Onun için mutlaka süt dişlerinin, daha çocuklarımızın işte dolgu, eğer düşme zamanlarına varsa dolgularının yapılması, çok ileri çürükler varsa kanal tedavisinin yapılması, eğer çekiliyorsa bile bu bölgeye yer tutucu dediğimiz aparatların konması gerekiyor ki o boşluk kapanmasın. Ki gelecekte çıkacak olan dişler normalde milimetrik hassasiyetle sırayla çıkıyorlar. Bir işte köpek diş çıkıyor, ondan sonra küçük arkasında küçük ağız çıkıyor. Hep böyle bir denge içindeler. Bu denge bir bozuldu mu ondan sonra dişler çapraşık kalıyorlar. Peki onun hocam, için mutlaka bu tedavilerin zamanlı yapılmasını öneriyoruz. Evet, işte bu zamanı sorayım ben de size. Benim şimdi 6 yaşında bir çocuğum olduğu için iki tanesi de çıktı öndekilerden, alttaki. Şu anda ortodonti kontrolü için ne zaman gelelim, ne yapalım sizlere? Seyircilerimizin de çocukları ben vardır şimdi. En önemli şey dişlerin belli dönemde mutlaka ortodonti uzmanının gelmesi gerekiyor ki bu süre alttan 4 keser diş, üstten 4 keser diş sürdükten sonra bir ortodonti uzmanının görmesini tavsiye ediyorum. Çünkü birçok problem daha fonksiyonelken çözülürse ileride çenenin işte bir şekilde boyutlarına ya da işte bir şekilde asimetri oluşmasını engelleyebiliriz. Onun için biz 4 dişler sürdükten sonra hastayı bir değerlendiririz. Eğer ki kapatma sırasında üst çenesi biraz darsa biraz genişletiriz ki çene kayıp da başka taraflarda kapanış alışmasın ki ileride asimetri, yüzde asimetri oluşmasın. Ya da işte çene kapanır birden öne doğru büyür. Ondan sonra işte mandibüler prognati dediğimiz çenenin ileriği karşımıza gelir. Dolayısıyla bunları erken dönemde çözebiliriz. Ya da bazen çok fırlak dişler vardır. Dişler önde çıkmışlardır ya da parmak emmiştir ya da herhangi bir şey emmiştir. Ön dişler iyice fırlamıştır. Allah korusun çok sert bir şey çarptığı zaman o dişler kırılabilir. Onun için böyle acil durumlar için biz hastalarımızı mümkün olduğunca 8 yaşları, 7-8 yaşlarında bir görmeyi tercih ederiz. Erken müdahale edeceğimiz bir şey varsa müdahalemizde bulunuruz. Ama eğer büyüme gelişimin potansiyelini kullanarak tedavi edeceğimiz vakalar varsa, klasik vakalar, alt çene geriliği durumlarında hastamızın bir büyüme atılımı vardır. İşte boyun çok hızlı arttı, ergenlik dönemine giriş dönemi. O dönemi yakalamayı tercih ederiz. Yani ben 8 yaşında tedavi başlarsam da 12 yaşında bitecek tedavi, 11 yaşında o ideal dönemde başlarsam da 12 yaşında bitecek. 3 yıl, 4 yıl çocuğa taşıttırıyorsunuz ağzında bir şeyleri. Ondan sonra bıkıyor. Gerçek kooperasyon istediğiniz zaman çocuk takmıyor. Dolayısıyla onu ortodonti uzmanları çok iyi bilir. Kemik yaşını tayin ederler. Yan kafa filminden ya da el bilek filminden. Orada büyüme gelişim dönemlerimiz için, büyüme gelişimi kullanarak tedavi edeceğimiz bir şey varsa tam ideal zamanda hastayı yakaladığımız gibi tedavi yapmasını öneririz. Gecikiyorsa da uyarırız ve hemen acil bir şeyler yaparız. Ama daha vakti varsa da
zamanına kadar, şu zaman sonra görelim diye hastalarımızı göndeririz. Onun süt için... dişleri dediniz ya hocam, süt dişlerinin çürüyüp çürümediğini daha o küçük yaştayken, 3 yaşında, 4 yaşındayken nasıl göreceğiz? Yani küçük yaşta da olsa mutlaka zaten bir pedodonti ya da diş hekimi kontrolünün yapılmasını tavsiye ediyorum. İşte burayı almak istiyorum aslında. Bu koruyucu hekimliği mutlaka sizler evde yapmanız gerekiyor. Hı. Nedir bunun temeli? İyi bir diş fırçalamadır. Yani anne baba... Çocuklar kendi başına hadi dişlerini fırçala derseniz dişlerini fırçalamazlar. Evet. Bir gün bir kere gönderirsiniz, iki kere gönderirsiniz. Ama aile olarak ben rol model en önemli şeydir. Anne baba ile beraber giderse ve diş fırçalamayı böyle bir alışkanlık haline getirirse yataktan kalkar yine fırçalamaya başlar. Çünkü artık beyin kodlanmıştır. Bu dişlerin fırçalanması gerekiyor yatağa yattığı zaman. Onun için anne babaların en önemli şeyi dişlerini güzel fırçalatması, beraber fırçalaması. Hatta ben çocuklarıma, 3 tane çocuğum var. Her birine, cümlemizin inşallah, her birine diş fırçalama ile ilgili anne baba kontrolü yaptırırım. Onlar fırçalardı, sonra bir de ben kontrol ederdim ki hiç yiyecek artıkları kalmasın, ileri çürüklerimiz olmasın diye. Ama çürüğümüz varsa da bu da son değil. Tedavileri yapılabiliyor, dolgular yapılıyor. Küçük yaşta daha küçük problemli hastamızı götürürseniz doktora büyümeden... Acı vermeden bu problemi çözebilirsin. Ama ileride diş çok ağrırken, apse yapmışken doktora götürürseniz onun uyuşması da zordur, tedavisi de zordur ve çocuk o travmayı yaşadı mı bir daha diş hekimine gitmek istemez. Onun için kontrollü ve koruyucu diş hekimliğini mutlaka önemsemesini tavsiye ediyorum. Şu anda çocuklar çok şanslı hocam. Bizim tabii, zamanımızda birçok benim dönemim falan hep diş hekimlerinden korkuyoruz yani. Doğru. Öyle bir şey travma yaratmış bizlerde. Hocam peki şeffaf plak uygulaması kaç yaşından itibaren yapılabilir? Çocuklarda kullanılabilir mi? Tabii şeffaf plaklar artık çok gelişti. Büyüklerden ziyade artık çocuklarda da rahatlıkla kullanmaya başlıyoruz. Hatta büyüme gelişim döneminin öncesinde de büyüme gelişim döneminde de. Biz biraz önce bahsettiğim 7-8 yaşından itibaren hastalarımızı kontrolünü yapmamız gerekiyor. Hı hı. Eğer ki bir acil müdahale edilmesi gereken bir problem varsa, bir çene darlığı varsa, bir dişlerinde şiddetli çapraşıklık varsa ya da yer kaybı varsa, biraz önce söylediğim süt dişi erken çekilmiş, onun önüne bir yer tutucu konmamış ya da dolgu yapılmamışsa, diş öne doğru kaymışsa o yeri tekrar kazanmamız gerekiyor. Onun için bu uygulamaların hepsini ya da bir şekilde fonksiyonel kaymadan bahsettim, bu kayma varsa... Ya da çok ileri fırlaksa, tekrar söylediğim gibi, bu vakaların hepsini erken dönemde biz ortodontik müdahaleler yapıyoruz. Dişlerini sıralıyoruz, alttan gelecek olan dişlerin yerini hazırlıyoruz ve ilk aşamamız bitmiş oluyor. Ondan sonra bir latent periyot dediğimiz böyle takip periyodundan sonra, gerçek daimi dişleri çıktıktan sonra her şey yerli yerine sürdüyse bir daha müdahale etmiyoruz. Erkenden problemi çözmüş oluyoruz. Ama hala alttan çıkan diş yamuk çıktı, beklediğimizin haricinde bir şeyler gelişti. Öyle durumlarda da İkinci aşama tedavisiyle tedaviyi toptan bitirmiş oluyoruz. O zaman rutin muayenede şunu diyebilir miyiz? Yani dişler sürmeye başlayınca muhakkak bir ortodonti muayenesi, illa bir tedavi planlaması değil. Doğru mu söylüyorsunuz hocam? Bir muayene mutlaka yapılmalı. Evet. Dişler sürmeye başladıysa bir muayene yapılmalı. Hatta ben küçük hastalarımı yılda bir. Biraz daha büyümeye başladı artık. Tam tedavi zamanı, aktif tedavi zamanı yaklaştıysa 6 ayda bir görüyorum ki büyüme gelişimi hem tespit edeyim hem ona göre de müdahaleler yapılayım diye. Bir muayene yaptırın derim. Çocuklarınızı mutlaka bir hekime gösterin. Ona göre de onun sizi nasıl yönlendirirse o şekilde ilerleyin. Aslında bu soruyu şu yüzden de sordum. Şu anda bana gelen hastaların içerisinde hakikaten ciddi anlamda üst çene ya da alt çene kemiğiyle ilgili asimetrisi olan pek çok hastayla karşılaşıyorum. Bu hastaların pek çoğu aslında koruyucu bir hekimlik hizmeti olarak, yani ki bu ortodontiyle başlayan bir şey aslında. Doğru. Belki de çocukluk çağında direkt olarak gelseler bu problemleri hiç çözülmüş olacak. Çözülmüş olacak. Doğru. İlerleyen yaşlarında da çok daha rahat edecekler. Doğru. Toplumda çok ciddi anlamda bir asimetrik problemi var ve son zamanlarda bu sosyal medya, selfiler ve kişiler bunun farkına varıyor. Aslında herkeste biz muhakkak bir asimetri bekliyoruz ama bu asimetri hakikaten ciddi anlamda kişiyi rahatsız edecek boyuta geldiğinde işten geçmiş oluyor. Doğru. Onun için ben erken müdahaleyle hocam o asimetriler oluşmadan bu problemlerin çözülmesi gerekiyor. Ya da bazen dikkat çekin, alt çene ileriliği aslına bakarsanız risktir. Erken dönemde yakalanırsa erken dönem tedavi edilir. Ama alt çenenin geri olması bir fizyolojidir. Alt çene zor normalde biraz geridir. Büyüme gelişimle beraber o açığı kapatır ve yerine oturur. Dolayısıyla alt çene geri olduğu zaman hemen, tabii bunun şiddeti çok önemli. Ama panik yapmamak, bir ortodontiste danışmak gerekiyor ki ona göre müdahale edilsin. Peki şimdi şöyle, çenede genellikle bu alt çene gerilikleri anne babada da, yani gerilik varsa söz konusuysa bunlar da genetik olarak geçiş mutlaka oluyor. Bu hastaların tedavi planlaması ya da tedavi sonlanmasında
hakikaten düzelebiliyor mu? Yani anne tabii babadaki ki genetik olarak problem olsa bile çocuk tamamen normal sınırlar içerisine gelebiliyor mu? Normale dönüyor. Alt çenenin büyüme potansiyelini kullanmaya çalışıyoruz. Kemikleri şekillendiriyoruz ya da dentariboylar kaideleri şekillendiriyoruz. Yani çeneler arasındaki ya alttaki kemiği şekillendirmeye çalışıyoruz. Çeneyi öne alarak burada kondilde remodelasyon bekleyerek ya da dişleri bir şekilde öne doğru üst dişler ve alt dişler dengeyi sağlayarak bir takım lastiklerle büyüme gelişimi stimüle ederek bu aradaki farkları kapatabiliyoruz. Tabii bunların hepsi vakanın şiddetine, yüz görünümüne, ona göre çok göre değişir. Çok şiddetli bir vakaysa, kuş yüzü dediğimiz mesela, hiç çenesi yoksa, bunları çok da fazla müdahale etmeden gelecekte belki bir cerrahi müdahaleyi düşünebiliyoruz. Ama öncesinde yapabileceğimiz bir şey varsa, müdahale edebileceğimiz bir şey varsa erken dönemde. Evet. Peki hocam, çocuklar daha şanslı dedik biraz önce. Çünkü artık daha fazla bilgileniyoruz. Televizyonlarla da aynı şekilde. Doğru. Biraz önce çok güzel anlattınız hangi yaşlarda gelip gelmeyeceğini. Şeffaf plak takacağız ya çocuklarımıza. Şimdi bende iki tane çocuk olunca zorlanır mıyız acaba bunun? Süreci nasıl yani olur? Çocuklar nasıl uyum gösteriyor? İlk başlar çok kaygılıydık bu konuda. Çocuklar acaba takar mı? Ailelerle beraber biz de bu kaygıları yaşadık ama bir alternatifleri gösteriyorsunuz. Bir dişlerin yamuk olduğunu çocuğun kendinin farkına olması gerekiyor. Evet. İçsel motivasyonla gelmesi gerekiyor. Primer motivasyonla. Bunun farkındaysa, problemini gösterirseniz ve yapılacak tedavi alternatiflerini gösterdiğinizde ya ağzına takılacak böyle birazcık daha monoblok kütleler ya da tellerle beraber tedavi olmayı gösteriyoruz ve burada diğer alternatif olarak şeffaf plakları gösteriyoruz. Emin olun hiç problem yaşadığımı hatırlamıyorum. Çocuklar o kadar disiplinli. Ailelerden hep bunu duyuyorum. Hiç bunu beklemiyorduk ama bu kadar uyumlu olmasını beklemiyorduk ama çok güzel şeyler yapıyor diyorlar. Aynısını ben yaşıyorum ve çok güzel takıyorlar. Çok uyumlular, kooperasyona iyi dikkat ediyorlar ve çok güzel sonuçlar görüyoruz. Onun için hiçbir korkmadan çocuklarına güvenerek bu tedaviden başarı sağlayacaklarını düşünüyorum ve tavsiye ediyorum. Vallahi maşallah ya, çok güzel hocam. Çok güzel anlattınız. Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık tekrar. Sağ olun. Bugünkü programımız da çok güzel oldu. Sağ olun, teşekkürler. Bugün bizlerle ortodonti uzmanı Profesör Doktor Tancan Uysal beraberdi ve bizlere çocuklarınızda eğer çenede gerilik ya da önde bir tespit varsa, çapraşıklık varsa kesinlikle bunların önceden tedavisi için hekimlerinize başvurmanızı önerdi. Ve 8'de sağlık kaldığı yerden devam ediyor.